Efendim merhabalar. Hayırlı seneleriniz olsun. 2024'ün ilk YouTube programıyla karşınızdayız. Ee, çok da kıymetli konuğumuz var. Ramazan Tolga, yol yapan hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlara vesile olsun inşallah. İnşallah. Rabbim yeni yılda da hayırlı güzellikler versin inşallah. İnşallah hep birlikte. Ee, Marifetname kitabını hoca bir önceki videoda anlatmıştı. Çok izlendi, çok yorum aldı. Bu kez yine Marifetname kitabından farklı şeyleri anlatacağız. Evet. Değil mi hocam, felekler ilmi ya bir de metafizik ilmi. Felekler ilmiyle insanların insanın alemin geçişi. Felekler ilmi. Evet. Çok, çok ilginç. Tabii bu e, Marifetname eee Erzurumlu İbrahim İbrahim Hakkı Efendi'nin ya yani çok fazla bilgi barındırıyor. Şimdi evet. ben de göz atma imkanım oldu. Dediğiniz gibi yiyeceğimiz gıdadan kullanacağımız tabii. ilaca kadar her şey var. Ve metafizikle ilgili çok Tabii tabii tabii. Felekler var. ilmi ee, insan-alem ilişkisi bunları anlatıyor. Gökyüzü ilmini anlatıyor. Ne demek felekler ilmi hocam? Gökyüzü ilmi. diyoruz hmm. buna biz. Yani e, gökyüzünde insanla ilişki nasıl olur? Çoğu insanlar astroloji ve astronomi ilminde kendi burçlarıyla ilgili hayatlarında ileri zamanda ne yapacağı ile ilgili fikir alırlar. Ama e, İbn-i Arabi Hazretleri de aynı zamanda bunu anlatır. İbrahim Hakkı Hazretleri buna daha farklı bir açılım getiriyor. Diyor ki insan aleminle Felekler ilmi aleminde ilişki vardır diyor. Bu ilişkiyi diyor doğru bulursan diyor kendi sırrını çözersin. Kendi sırrını bulursun. İnsanın diyor kalbinde yedi tane perde vardır diyor. Ve Müminin Suresi 17. ayetin örnek veriyor. Yemin olsun ki her insanın üzerine yedi yol olarak artık ayetinden belli getiriyor. Bu ayet yedi kat semayı bahsediyor. Miraç meselesini de kapsıyor. İsra Suresi 1. ayette Miraç'tan bahseder. Aynı zamanda insan üzerindeki yedi letaiften yedi nefs mertebesinden bahseder. Hı hı gökyüzü ilmi ve insan ilişkisi felek ilmiyle aynıdır. Diyor ki İbrahim Hakkı Hazretleri, gökyüzünde dokuz felek vardır, bu aktarma feleği. Gökyüzünde diyor, dokuz tane felek vardır diyor, bu aktarma feleğidir diyor. Yani gökyüzünde insanlara bilgi veren dokuz tane felek vardır diyor. İnsanlara dokuz felek vardır diyor, bu da algılama feleği. Şimdi şöyle düşünün, felekler ilmi yani gökyüzündeki aktarma 9 tane, insanlara da algılama 9 tane. Gökyüzünden gelen bütün bilgiler insana ilham olarak kalbine yerleşebiliyor. Kendi sırrını bulabiliyor. Diyor ki, metafizik alemde gökyüzüyle insan birbiriyle kordon gibidir diyor. İrtibattadır, bağlantılıdır. Bu kordonu diyor eğer doğru kurarsa, yani insan kendi esmasını bulursa, isminin esmasını bulursa, mutlaka diyor o hayatında kendiyle ilgili ne yapması gerektiğini, ne yapmaması gerektiğini çok iyi bilir diyor. Hem maneviyatının sırrını bulur, hem bir de yaşam şartlarını güzelleştirir. Devamında şunu söylüyor. Metafizikle bağlantılı sistemler var diyor. İlahi manevi sistemler. Bunu ruhane yani keşif kapısı diyoruz. Birincisi misal alemi. Misal alemi insanın sırrıdır Türker Bey. Misal alemine çok kullanılıyor görüyorum. Evet. Ya. Misal alemi, berzah alemi, hayal alemi, mana alemiyle eşit bir alemdir. Üç alemin aynı yerde bulunduğu alem. Şöyle düşün Türker Bey. Bir insan bir işi olması için bir esmari üstünden çekiyor değil mi? Allah'ın sıfatlarını çekiyor. Ben, misal alemlerimiz dediğimiz alem senin için hayırlı ya da hayırsız olan şeyler orada uykudadır. Hmm. Cüz'i irade onu uyandırıyor. Kendi iradenle. Kendi iraden. Yani senin istediğin şeyler tılsımlı büyülü şeylerse misal aleminde senin için hayırlı olmayan bütün halleri uyandırmış oluyorsun. Ve İbrahim Hakk'ın hazretleri döküyor. Bu da diyor ağızdan çıkacak kelimelere bağlıdır. Senin diyor ağzından çıkan her bir kelime diyor bir harfi oluşturur. Her bir harf bir hüddamı oluşturur. Her bir hüddam bir hadim oluşturur diyor. Hüddam ve hadim bilmeyenler evet. için nedir evet. hocam? Hüddam ve hadim Havvasta ve felekler ilminde geçer. Metafizik ilminde geçer. Hüddam bir insan bir esma çektiğinde ya da bir dua okuduğunda o esmanın o duanın şifacısıdır. Hadim ise hademeden gelir hizmetçi demektir. Şimdi burada İbrahim yani Melek gibi bir şey mi düşünmeyiz? Tabii ki, tabii ki, tabii ki, hizmetçisidir. Bunlar özel olarak Allah'ın sıfatlarıyla hemhal olmuş insanları o sıfatlarıyla alver dengesi vardır ya insanları o sıfatlarıyla bürür. O insan da o kalbine ilham oturduğunda direktman misal aleminde kendisi için hayırlı olanı ayaklandırır. İşte burada konuştuğumuz kelimeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ya, yedi boğumdan çıkan ses perküsyonu bir titreşim oluşturuyor. Bu titreşim sonucunda bir kaps hali oluşturuyor, ruh hali bu ruh hali de hademeden oluyor. Hadimden. Yani hizmet eden o harfin sırrı olan felekler ilmindeki koruyucusudur. Sen misal aleminde senin için hayırlı olan neyse hangi esmaya çıkıyorsan o hademe, hadim direkt ben misal aleminde senin için hayırlı olanı sana yaklaştırır. Neyle olacak bu? Örnek veriyorum ben besma çektim. Dedim ki bereket bulmam için. Bu bereketi bulmam için bana Türker Bey mi lazım? Mutlaka o hadim beni Türker Bey'le karşılaştırıyor yani orada bir rızk, bereket isteyenler hani birden diyoruz ya, ya karşımda da çıktı. Evet. Tavafı o bak abi. Evet. Dediğimizde işte. aslında Aslında orada... misal aleminde hademe dediğimiz hadimler senin o esna misal aleminde yani hayal ve mana aleminde senin istediğin esmal üstündeki o şeyini Türker Bey de Allah onu tecelli etmişse ya rezzak, rızkın genişlemesi. Allah önce Türker Bey'e rezzak sıfatıyla aynalama yapar. Talep eden kişi Türker'le karşı karşıya getirir ve oradaki rızkı genişliği böler. Bölmede hayır vardır, çoğalma vardır diyor Allah Azze ve Celle. İşte bundan dolayı. İşte o hadim ne yapar? İki tane insanın bir araya gelmesini ve rızkının gelişmesini sebepler mana aleminde oluşturur. İşte bunu hadem diyoruz. Hadim. Şimdi devamında mana alemi kelimelerin ilk sureti kazanıyor. Şimdi biz Esma üstüne çektik. Kelime bu suret kazanır tamam mı Türk Bey? İbrahim Hakk'ın Hazretleri diyor ki kelime suret kazanmaya başladığında ondan sonra diyor madde alemine geçiş yapar. Madde alemi neresiydi? Misal alemi. Şimdi esma Hüsna'yı biz çektik. Kelime ne yaptı? Suret buldu. Ya Rezzak. Allah'ın hızlı gelişinden sıfatı buldu. O sıfat sure buldu esna onun hizmetçisi Hadem'e Hadim gelir. Misal aleminde hangisi senin için hayırlıysa. Şimdi adam Ya Rezzak, Ya Rezzak, Ya Rezzak çeker ama ona gelecek para onu hasta edebilir. Onun için hayırlı olmayabilir. Yani onun sınavı olabilir. İmtihan olabilir. Evet. İşte bu imtihan meselesinde o esbar üstaların belirli vakitleri vardır ve belirli bir ebcedleri vardır. Bu vakitlerde, bu ebcetlerde niyettir. Niyette Allah'ım benim hakkımda hayırlı olan ve rızkı bol olan para ya da işi isteyip de böyle niye tutarsan o hademe misal aleminde gidiyor suret bulmuş o esnayı ne yapıyor size? Direktman madde olarak misal alemine gönderiyor. Sonra bu da Esma-ül Hüsna'da istediğin sır neyse onu bulmuş oluyorsun. Türker Bey'le ya da aktaran birisi parayla her neyse. Şimdi diyor ki, Mü'minin Suresi 17. ayet örnek verdik ya, yemin olsun her insan üzerine geliyor attık. Burada bir sır daha var. İbrahim Hakkı diyor ki, insanın diyor iki hali vardır diyor. Bu iki halini kaçırırsa hayatta hiçbir şey kazanamaz. Hem manevi, hem psikoloji, hem maddi. İki hali vardır diyor. Bu çok önemli. Bir tanesi olgunlaşma hali, bir tanesi başlangıç halidir. Bunu da neden örnek veriyor? Bunu da bir ayet kelime Ahkaf suresi 15. ayetten örnek veriyor. Diyor ki Ahkaf suresi 15. ayet. Biz insana anne babasına güzel muamele etmesini emrettik. Zira annesi ona nice zahmetlerle karnına taşımış ve nice güçlüklerle doğurmuştur. Çocuğun anne karnına taşıması ve sütten kesilmesi 30 ay sürer. İki buçuk yaşından sonra bir insan başlangıç noktasıdır. 30 aya kadar annenin sütünü emer. Ondan sonra o insan ilk başlangıcı iki buçuk yaşındadır. Yani diyor ki İbrahim Hakkı Hazretleri anne baba iki buçuk yaşından sonra çocuğa ne verirse ne öğretirse o çocuk diyor o şekilde olgunlaşmaya gider. Hmm. Burada ne var? Burada anne babadan yükümlülük alma var. Öğrenme var. Bir de ikinci hali bahsediyor. Ayet-i devamında diyor ki nihayet insan gücü kuvveti bulup daha sonra kırk yaşına girdiğinde Rabbim der gerek bana gerek anneme Lütuflar ihsan eyli. Olgunlaşma yaşı da 40 yaşında 40 ya. diyor. 40 yaşında diyor bir insan rızkını, itikatını, yaşamını belirleyememişse, iki günü denkse, iki günü birbirine eşitse o insan da helak olur. 40'a kadar diyor olmaz. Neden? 40, 40 hepsi vardır. Aleyhisselatü Vesselam'a 40 yaşında ilk vahiy geldi. Yunus 40 yaşında dergahtan çıktı. 40'lar Meclisi diye bir meclis var. Peygamber felsesel zaman da zamanında. dur biraz ona geleceğim. Nedir 40 meclisi? Kırk... Birazdan mı? Biraz ona geleceğim. Tamam. Bu anlaşıl olsun. Şimdi bu yedi yol olan bir tanesi İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki. Birincisi nefsi Emmare. Türker bey. Evet. Şimdi yedi perde, kalpte yedi perde var. İnsan üzerinde yedi yol var. Yedi kat semadan bahsediyoruz. Birinci kat semada Adem Aleyhisselam, ikinci kat semada İsa Aleyhisselam, üçüncü kat semada Musa Aleyhisselam. Yedi kat semada Peygamber Aleyhisselam çıkarken, Mira'da çıkarken her bir peygamberle her bir katta görüşmüştür. Hatta İbrahim Hazretleri, Hazretleri diyor ki insan diyor vefat ettiğinde gözleri havada kalması, havada olması böyle havaya bakması birinci katsamada olan Adem Aleyhisselam o ruhu aldığını gösterir diyor. Vefat eden insanların gözleri hep havada olur ya böyle. Allah i̇şte Allah ruhu birinci katsamaya çıkar. Adem Aleyhisselam diyor o ruhu karşılar. Eğer diyor o ruh iman etmiş bir ruhsa diyor birinci katsamada içeri gider. Eğer diyor iman etmiş bir ruhtu değilse diyor isyan etmiş bir ruhsa diyor Adem Aleyhisselam der ki diyor sen ne kötü bir ruhsun. Ne kötü bir evlatsın der siccini atar diyor. Siccin ne? Siccin cehennemde ateşi çok ha. olan ifritlerin, şeytanların bulunduğu hapishanedir. Şimdi o zaman diyor ki bir insan diyor iyi bir ruh olma için, olması için ve 40 yaşına hazırlık yapması için diyor. Demek ki şunu anlıyor Sürker Bey. Havvasi işler öğrendiğinizde ya da metafizik işi öğrendiğinizde 40 yaşına kadar hoca olmuş olamıyorsun. Olgunlaşamıyorsun. 40 yaşına kadar da hüddan ve hadimle muhatap olamıyorsun. Şimdi Hüddam ve Hadimle birebir görüşmek için bir şey yapmak caiz mi değil? Bunun için bir rehber lazım. Bir mürşid-i kamil lazım. Yani Hüddam ve Hadimi e, cin gibi düşünmeyelim. Hayır düşünmüyoruz. Cin gibi düşünmeyeceğiz. Ama onlarla görüşmek için de bir bir tabii, şey lazım. Tabii tabii var bunun ilmi var. Bunun eğitimi var. Ocak eğitimi vardır. Ocaklık eğitimi. 40 günlük riyazat yapılır. Hayvansal gıda yenmez. Niye hayvansal gıda yenmez? Hayvan kesim halindeyken onun korkusu ete yansıdığı için insana da o korku hal olacağı için hayvansal gıda kesilir. Bunun devamında da bir mürşidi kamil yani bu işin ehli olmuş yani mana alemini hüddamlar ve hadimlere nazı geçen Allah dostları vardır. Abdülkadir Gelen Hazretleri mesela Sakaleyn dediniz olur biz. Abdülkadir Gelen Hazretleri lakabı Sakaleyn'dir. Nedir Sakaleyn? Cinlerin ve insanların evliyasıdır. Abdülkadir Gelen Hazretleri'nin hüddam ve hadimleri cinlerin üzerinde nazarı vardır. Etkisi vardır. Cinler ondan çok korkar. Ve saygı duyarlardı. Bunu bütün ulema bu zamana kadar hepsi anlatmıştır. Ama bu ilim önce nereden geliyor? Bu ilim Selman-ı Farisi'den geliyor. Hazreti Ali radı Allah'tan geliyor. Şimdi bu ilim böyle geldiği için riyazat yapmamış bir insan. Bir mürşidi kamil yani işin ehli olan birisinden rehberlik almamışsa. Bunun devamında bu felekler ilmini bilmiyorsa ne oluyor biliyor musun Zülker Bey? Burada hüddam hadim diye zannettiğin şeyler Hı. kafir olan cinler geliyor senin. Aldatıyor. Aldatıyor. İşte toplumda bu tür ilimleri öğrenirken öncelikle öncelikle olgunlaşma yaşına yani ayette geçen Ahkam Suresi 15. ayete geçen olgunlaşma yaşına hazırlık yapman lazım. Kırkta sır var ya ona hazırlık yapman lazım. O hazırlık neyle olur? İlimle başlar. Şimdi ilimle nasıl başlıyor? Sen doğru bir şekilde doğru işi ehli sünnete göre yapmazsan yani Kur'an ve sünnet üzere hareket etmezsen Burada bir de deli şeyler yapmaya başlarsın. Yani öğrendiğin ilim sana zarar vermeye başlar. Sadece sana zarar vermez. İnsanlara da zarar vermeye başlar. İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki... ...berzah alemi diyor... ...bu terkibi diyor korur diyor berzah alemi. Ruhların Allah'a söz verdiği alemdir. Hani deriz ya mesela... ...adamı tanımıyorum ama... ...bu adamı içim aldı. Hiç tanımıyorum. Çok Aslında tanım. biz onunla berzah alemine tanışmışızdır. Evet görüşünüz. İşte o ilhamı ve kalbi hissi veren şey de... Hüddam ve hadimdir, koruyucu melekler. İnsana günde en az 200, 200, defa gelir. Öyle mi? Evet. Bir Azrail Aleyhisselam sadece insana günde 360 defa yüzüne bakar. Hadiste kaynaklıdır. Azrail Aleyhisselam her insanın yüzüne günde 360 defa bakar. Hadiste delilidir bu. İlmi bilmediğin zaman, yani şöyle bir problem var bizim ülkemizde. Bana Kur'an yeter, hadislere bakmasan da olur. Mümkün değil. <laughs> Sen Bununla ilgili ilmi doğru bilmiyorsan, Kur'an'da mahreçleri, tecvidi yani mana verebilecek bir tefsir değilsen, müfessir değilsen e ne olacak? Bu ayetin iniş sebebinin ne olduğunu bilmiyorsun. bilmiyorsun. Mekke ayeti mi? Medine ayeti mi? Nereden yani, geldi, ne ahiret, anlattı? Evet, evet. Ahiret mi? Dünyalık ahiret mi? Uyarıcı mı? Mesela Kaf suresinde diyor ki, e, Kaf suresinin ikinci ayette, biz sizin gözünüzü... İnsan ne kadar kibirli değil mi hocam? Çok kibirli. Allah muhafaza yani... E, Genelleme yapmış olmayayım. Kendi şahsıma örnek vereyim. Allah kibirden uzak eylesin. Çünkü evet. insanın kibiri bir yerden sonra artık kendine ait olan sırrını da bulmasını engelliyor. Sadece bunu engellemiyor. Devamında çocuğun doğumunda bunu devam gidiyor. Allah muhafaza. Bir de yani Kur'an-ı Kerim'de yedi katmanlı gibi yani her okuduğunda aynı şeyi sonra farklı anlamlar çıkıyor. Tabii tabii tabii. tabii. Yani onun sırrı var. O ne, neye baktığın önemli yani işte. Evet. Yani. Sana ne lazım? Rehber diyoruz ya. Evet. Şimdi Ali S.A.B. diyor ki kaderi gerisinde indi biliyorsunuz Kur'an. Evet. Allah diyor insanı ciddiye aldı. İnsanı ciddiye aldı. Kaderi oluşturdu. Kaderin muhatap aldı. Kur'an'ı indirdi. Bu sana rehber diyor. Bu Kur'an'ı sen astrolog musun? Örnek veriyorum. Burç suresi var. Bundan baz alarak o ilmi nasıl doğru kullanacağını öğrenirsin. Burç suresinde ilgili muhatap olmuş alimler İbrahim Hakkı Hazretleri gibi Bak şimdi birazdan bir örnek vereceğim. Çok e, acayip bir örnek veriyor mesela burçlarla ilgili. Bu zamana kadar burçları hiç bu şekilde anlatan birisi görmedim. Ama bu kitap anlatıyor. Bakın aynen burada size bunun çevresini anlatacağım şimdi size. Evet, şimdi mesela. bunun çevirisinde bu burçlarla ilgili. Koç burcunu örnek veriyor Türker Bey. Diyor ki felek ilmi, metafizik ilmi ve astroloji ilminden burçlardan bir örnek veriyorum diyor. Örnek koç burcu olsun diyor. Baştan bir enerjidir diyor. Astrolojik döngünün başıdır diyor. Başlangıcıdır koç burcu. O sıfır derecesidir diyor Koç Burcu. Sıfır derecesiyle başlar tıpkı tabiatın uyanması gibi diyor başlangıç anıdır diyor Koç Burcu. Güneş ne yapıyor? İlk burçtan başlıyor. Bütün burçları gezerek, 12 gezegeni burçları gezerek dolaşım yapıyor. Burada devamlı diyor ki Koç Burcu diyor hay esmasıdır diyor. Hayat. İlahi sıfatıyla ilişkilidir diyor. Hayatı akıldan doğmuştur diyor. Akıldan alır diyor. Yani aklı külli kalemden gelir diyor. Yani Koç burcu olan bir insan yazmadan ezberleyemez diyor. Kitabı açtı, okumaya çalıştı, aklında kalmaz diyor. Okuduğu şeyi yazacak, not alacak diyor. not aldı, şeyi unutmaz diyor. Devamda ediyor diyor. Bu kalem bilgiyi kitaba yazandır diyor. Yine yazmadan bahsediyor. Lehu Mahfuz dediğimiz ilahi levhada işlenir diyor. Devamında bu ilhamla sabırsız akan bir enerji oluşur diyor. Şimdi Koç burçlarında ne var? Acelecilik ani öfkelenme sabırsızlık koç burcunun özelliğidir diyor ki burada lehu mafuz dediğimiz ilahi levha vardır diyor bu ilhamla diyor sabırsız akan bir enerji vardır diyor Allah diyor koç burcuna diyor öyle bir ilim verir ki diyor çok hızlı bir akıtır ki diyor ama diyor bir şart var diyor hayat verir diyor tek bir şart var diyor nedir bu diyor muhatap olur yani ilimle koçlar muhatap olur yani sakin kalırlarsa ilim bereket sırrı bulur diyor Koç burcu için ne diyor biliyor musun? Misal aleminde onun içinde ilim ve rızık vardır diyor. Çok hızlı bir enerjili akar. Koç burcunun fıtıtını da hızlı hareket, hiperaktiflik vardır diyor. Ona bir sakinlik lazım diyor. O zaman diyor ki Koç burcu diyor her gün diyor iki esmayı mutlaka çekecek. Hmm. Hay esması hayat demektir. İkincisi de Ya Halim hilimden gelir. Hmm. Ne demek Ya Halim? Günah işleyen kullara ceza vermekte acele etmeyen sakinlik veren demektir. Hmm çok hiperaktif insanlar çok fazla hata yaparlar ve hatasını da anladığı esna geçmiş olabilirler. O yüzden Koç Burcu diyor ya hay ya hali bu esmayı çekerlerse diyor onlar diyor ilahi nizamda böyle levhu mahfuzda diyor levhalara işlenmiş misal aleminde onun için lazım olacak eksik olan tamamlanacak ne varsa hüddem ve hadim diyor bu esmaların hürmetini ona getirir. Peki misal alemi dediğin şeyde hocam bunu rüyalarla birleştirebilmek, oradan bir eğitimle ilerleyebilmek mümkün Çok mü? mümkün. Çok mümkündür. Zaten burada örneklerini salattık anlattık misal alemiyle ilgili? Misal alemi şöyle bir ilişkidir, ilişkidir Türker Bey. Birincisi, şimdi bir insan gündüz bir ilme vakıf değil mi? Bir şey, bir bilgi arıyorsun sen. Bir bilgiyi ararken ne yapacaksın? Öncelikle o bilgi nerede onu bilmen lazım. O bilgi hangi ilimle muhatap? Felek, felekler ilmiyle mi? El-Nasır ilmiyle mi? Cifir ilmiyle mi? Remil ilmiyle mi? Metafizik ilmiyle mi? Astronomi ilmiyle mi? Önce bunu bileceksin. Yani bunu sana getiren şey ne? Şimdi felekler ilminde diyor ki bir, ma bir manevi vardır diyor bir maddi alem vardır diyor. Sana maddi lazım yani rızık genişliği istiyorsun değil mi? Bu rızık genişliğini nasıl sağlarsın diye bununla ilgili diyor ya alim ya habir sıfatına eğileceksin diyor. Ne bu ya alim ya habir? Allah'ım ilminle benim rızkım nerede? Bana habir sıfatında yani alim sıfatında ilminle habir sıfatında haberdar et. Peki diyor ki felek, birinci felek vardır diyor. Atlas feleği diyor buna. İbrahim Hakkı Hazretleri. İbn-i Hazretleri de buna söylüyor. Atlas feleği bir felek var. Bu felek burçlar dairesidir Türker Bey. Maddi ve manevi dönen her şey bir felek ilmiyle ilişkilidir diyor metafizik ve astroloji, felek ilmi cismi bir küllidir diyor. Bu insan diyor eğer doğru esmayı bulursa, doğru esmayı, esna dediği sıfattı değil mi? Vücut bulmuştu. Önce kelime bir kalıba girdi, sonra misal alemine gitti. Senin için hayırlı olan şey misal aleminde rüyanda görmek istiyorsun. O zaman ne yapacaksın? Az önce Koç burcunu örnek verdik. Nasıl bir örnek vermiştik? Koç burcunun fıtratında hiperaktif acelecilik var, değil mi? Hayat bulması lazım. Ya hay ya halim sakinlik lazım değil mi o insana? Çünkü neden? Hızlı bir enerji geliyor. O zaman koç burcu diyelim ki rızkının gelişmesi için misal aleminde onun için hayırlı olan insanı ticareti parayı arıyor. Ya hay, ya halim, ya alim, ya habir. Bu esmaya sarılacak. Bu esmaya sarıldıktan sonra niyet tutacak. Rüyasında misal aleminde onun için hayırlı olan neyse Allah diyor ki biz diyor Estağfurullah. Peygamber Efendimiz Hasan buyuruyor ki Allah diyor lehum muhafızda sadece rüya işleriyle ilgilenen melekler yapmıştır. Diyor. He, yani Biz, rüya çok önemli olsun. Şimdi, Hocam, şimdi Biraz işte, fazla mı acaba rüya deyip geçiyoruz? Çok fazla. Bakın abartmıyorum. Bununla ilgili konferansları olan beyin cerrahları var. Ben rüyamda sabah yapacağım ameliyatın denemelerini yapıp sabah ameliyat yapıyorum diyen Türkiye'de beyin cerrahları var. Bunlardan bir tanesi İsmail <laughs> Akay'dır. İsmail Bunların bir tanesi İsmail Hakkı Aydın'dır. Bizzati kendiyle birlikte görüştüğüm ve şahit olduğu konular var. Ben rüyamı yönetiyorum. Yarınki hastama ne yapmam gerektiğiyle ilgili diyor. Rüyamda ameliyatımı yapıyorum deneylerimi. Sabah ameliyatı yapıyorum diyor. Ve dünyada en başarılı beyin cerhalardan bir tanesi. Tabii kendi adıyla bir literatüre bir şey sokmuş durumda. hani İsmail Hakkı Aydın adıyla. Evet. Dünya tıbbında yer alan bir literatüre sahip. İyi bir hafızdır. Müthiş. Osmanlı'dan. Kaç dil bilmiyorum artık. Evet. Ve aynı zamanda düşünün. Yüze yakında bestesi vardı. Tabii tabii tabii. Süksiyon tabii. Müziğin. Ve, ve diyor ki beyin olarak göründüğü frekansa büründüğüne bir kitap yazıyor. Ve bunu Kur'an delil gösteriyor. Bizim ülkemize böyle insanlar lazım Türkan Kur'an'ı ve sünneti esas alan insanlar lazım. Böyle psikologlar, böyle beyin cerrahları, böyle savcılar, böyle hakimler lazım. Neden? İnsanın özünde inanç varsa Kur'an'a ve Resulullah'a bağlıdır. İşte bu, bu şiarla, bu şuurla hareket eden insan mutlaka doğru adaleti sağlar. Bir insanın sağlığı kazanma için gece uykusuna felaket eder. O İsmail Akkaydun'un gece rüyasında o ameliyatı yapması uykusuna felaket etmesi demektir. Kendisinden vazgeçmesi demektir. İsmail Hoca şey diyor bir de <laughs> e, uyurken mutlaka yanında not defteri ve kalem bulundururum. Kalkarım Çünkü diyor. Çünkü uyanırım not alırım diyor. Evet. Rüyamdaki gördüklerimi Doğru. hemen not alırım diyor. Siz de not alın der hep bize. Evet. E, aslında burada tabii İbrahim Hakkı Efendi... Sistemi çözmüş sanki hocam. Direkt anlatıyor. Sistemi de kitaba koymuş. Ve bu Esma Hüsna'ya diyor. Şimdi Koç Burcu'na örnek verdik ya. Bütün burçlarla ilgili bu e, marifetname kitabını yayalım 5-6 bölüme. Bunu da aynı zamanda hangi burçları hangi Esma'ya çekmesi gerekiyor ki sakinleşmesi gerekiyor. Hangi kalbindeki yedi perdeyi kaldıracak ki hakikati görsün. Hangi nefs mertebeli ne problem var burada psikoloji sorunu oluşturuyor. Geniş bir yayın yapalım. Bakın samimi söylüyorum. E, acayip şekilde insanlarda şuur artar. Nerede psikolojik destek alması gerektiğini, nerede metafiziksel destek alması gerektiğini bilir. Toplumun problemi bu işte. Şimdi rüyada anlattık. Aleyhisselam ne bağırıyordu? Allah levh i mahfuzda sadece rüya işleriyle ilgilenen meyvetler yapmıştır diyor. Bunlara hadim denir. Hı. Hademe, hizmetçi. Türker Bey, az önce koç örnek verdik ya. Bu örnekte, bu koç burcu zühre vaktinde bu esmayı çekerse ve o günde çok fazla yemezse mutlaka onun rızkını engel olan neyse bulur. Rüyasında görür. Yatmadan önce de mutlaka ve mutlaka defne yaprağı tütsüsü yaksın. Defne yaprağı tütsüsü nedir? O kadar bir kıymetli bir tütsüdür ki hatta 1950 yılında Eczacılar Birliği Uluslararası konferans yapılıyor ve diyor ki biz diyor tedavi süreci olan hastalara diyor baş uçlarına defne yaprağı dalları yakıp diyor ona onlara koklattık İyileşme süreçleri hızlandığını gördük diyor. İnternete girsinler defne yaprağı ya ilgili bilimsel araştırma. Ve 1950 yılında Eczacılar Birliği defne yaprağının önemini anlatmak için şu an Eczacılar Birliği logosu var ya. Onun içinde de hmm. sembolik olarak defne yaprağı sembolü hmm. var. Dünyada defne yaprağı ile ilgili öyle büyük çalışmalar var ki. Aynı zamanda hiçbir metafizikçi, hiçbir avvasçı, hiçbir bakım yapan yani insanlara bu ilmi öğreten insanlar defne yaprağı yakmadan yatmaz. Acayip de cinler korkar. Yani insanlara zarar verici cinler ve ifritler defne yaprağına acayip korkar. Yani defne yaprağı yakmadan uyumayın diyorsunuz. Kesinlikle uyumayın. Bunu ben sadece söylemiyorum ki. Bunu bilim söylüyor, Bunu tıp söylüyor. Bunu eczacılar birliği söylüyor. Bunu sadece ben anlatmıyorum. Bu dünyanın her yerinde büyük çalışmalar yapılmış. Ve bu çalışmalar yapıldığında bunlar artık tez olarak ortaya koyulmuş. Hatta ortaya koyulmakla yetmemiş. Bu adamlar eczacılar birliğinin logosun defne yaprağı sembolü koymuş. Biz bunu yapmıyoruz. Hatta e, geçen sene bir haham çıkmıştı. Bir bildirge bahsetmişti dünyada bitkisel ürünlere sentetik madde koyma zorunluluğu getireceğiz diye bir konuşma yapmış hatırlar mısınız? Sadece ve sadece dünyada bitkisel ürünleri kullanarak gerçek tıp alternatif tıp ortaya koymayalım diye bu tür maddeler koyuluyor. En basit Antalya yangını. Antalya yangını biliyoruz değil mi? Antalya yangını ne oldu? Yangından 3 ay önce bir haç yaptı. 3 ay sonra yangın çıktı. Antalya bölgesinde gelen ormandaki bütün ağaçlar defne yapraç. Ağaç. Hiç araştırdınız mı? Öyle mi? Neden metafizikseldi? bunu yakan şey metafiziksel bir ateş dediğimizde niye bunu söyledik? Çünkü defne yaprağı ağaçları birçok ritüelleri, birçok büyüleri bozar. Büyücülerin en sevmediği yapraktır. En sevmediği bitkidir. İkincisi, devamlı diyor ki, özellik geldi, karanlıklar aydınlandı diyor. Bak şimdi, kim söylüyor bunu? Mevlana, Celalettin Rumi, İsmail Hakkı Hazretleri, İbn-i Arabi Hazretleri. Neye binaya söylüyor? özelliği diyor, yakmayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi zamanında özellik kutu vardı. Aleyhisselam diyor ki, özelliği yutun. Günde bir tane özellik yutmak, insanın ipimiz ve be, ipimiz bezini, yani korteksini, ön frontal lopunu rahatlatır. Özellik aynı zamanda karanlığı kaldırır. karanlığı ne bekliyor musunuz? Faka şefna. Yani yemin olsun ki sizin gözünüzü keskin kılan oldu. Kaf suresli ayetle muhatap oluyorsun. Sana ait olan sır neyse, onu görüyorsun. Adam özelliği bilmez. Defne yaprağını bilmez. Riyazatı bilmez. Hadisi bilmez. Kur'an'ı bilmez. Havazçıyım der ilimli oduncuyum der. Ortaya ilim öğretmeye kalkar. Peşine de insanlar takılır. Ondan sonra cinlerle muhatap olmaya başlar. E toplumda biz 3-4 sene sonra bugün hepimiz görmüyor muyuz? Bu kadar bin liraya, iki bin liraya e, ilimli eğitimleri var. Ya bu akıl mantık mi ya. Şu i̇lmi yazan bir tane evliya, alim, ulema bulamazsınız. Bir tane peygamber bulamazsınız. Sen yani marifetname de var mı? Hayır, ilmi ledunu asla anlatmaz. Hatta marifetname de ilmi ledunu ne söyler biliyor musunuz? Bakın ben size şimdi söyleyeyim. Şuradan okuyayım. Altıncı Züklullah'a devam etmek için insan kendi halini bulması gerekiyor. Bu da la ilahe illallah Yani kelime-i tevhid de mümkündür. Bir insan diyor, eğer diyor ilmi ledun yani macunu nev diye geçer. İlmi ledun sahibi olması için ancak şöyle diyebilir diyor. O Allah'tan geldi, ruhlar da Allah'tandır. Onun bir kitabı, bir hocası yoktur. Eğer ilmi ledunu iddia edip kitabı hocası olduğunu söyleyen kişi varsa bilsin ki deccalın önce Deccal'lık yapmıştır bakabilir miyim hocam? Yani e, burada gerçekten ihtiyacımız olan her şey var herhalde. Bu e, 100 kitaptır. 100 seridir. orijinalleri şu şekilde ben şunu atayım Orjinalleri şu şekilde çeviri halinde. Yani orijinal kitabı bende var. Siyet Tillo'dan çok kıymetli bir alimden aldık. E, Allah ona razı olsun. Şöyle göstermiş olayım. Bu şekilde arkadaşlar. Bunların çevirilerini e, bu kitabın çeviri hali, Türkçe hali. Şu şekilde göstermiş olayım. Bu kitabı size daha çok soran oldu değil mi hocam? Bu hangi yayınları? Evi? Evet. Yayın evini bir sonraki yayında söyleyelim. Öyle mi? Tamam. Olur mu? Hatta tamam. belki... Canlı yayın yapacağız hocam. İnşallah. Onu belki söylersen. getirebilirsek 100 tane hediye Hı. ederiz. Ne diyorsun hocam. 100 tane, 100 kişi ederiz getirebiliyorsak. Yayın evi söylemeyeceğim çünkü neden Türkel Bey? Şunu söyleyeyim. Ee, bir önceki yayında söylemiştim ya. 13-14 yıl bu kitabı okumak için zaman geçirdik. Yani bazı şeytana ilim öğretmeye gerek yok. E ee, yanlış insan eline geçmesene. Düzüm olmaz. Lüzum değil. Şimdi biz ne yapalım? İnşallah bir canlı yaparsak 100 kitap sözü örelim. Bir zaten muhtemelen bir günler... ya 4 Ocak 4 Ocak mı geliyor? 1 2 3 4 Ocak Perşembe ya da İnşallah. 11 Ocak Perşembe. İki İnşallah. tarihten birinde olacak hocam yayın. İnşallah. Muhtemelen 4 Ocak olur gibi. Tamam. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Eee İbrahim Hakkı Hazretleri Son değil hocam, devam ediyor. tamam. İbrahim Hakkı <laughs> Hazretleri şöyle söylüyor. Diyor ki insanda 7 yol var demiştik ya Türker Bey. Yemin olsun ki her insanın üzerine yedi yol artık ayeti vardı. Yedi kat semadan bahsediyorduk. Yedi nefs mertebesinden bahsediyordu. Şimdi bu yedi yolu şöyle anlatıyor. Önce insanlar bir ilim öğrenmek istiyorsa, yani kendi sırrını bulmak istiyorsa. Hani diyoruz ya ben kişisel gelişim uzmanı olmak istiyorum. insanlara faydalı olmak istiyorum. İnsanlara faydalı olmak istiyorsan şu yedi tane problem sende var mı önce onu bul. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin kitabından ben şöyle çıkarttım. Bakın. Şu yedi yol şöyle çıkarttım. Burada senin, insanın bütün sırrı burada. Bunlardan bir tanesinin açık varsa mutlaka o ilim sana zarar verecektir. O yüzden peygamberimiz Efendimiz vuruyor. Allah'ım zarar vermeyen, hayır olan ilimler nasip edin istiyor. Hayır olan. Şimdi birinci yol nevsi emmare. Kırklar meclisini unutmayalım. Hemen anlatacağım onu. Tamam. Hemen bundan sonra anlatacağım. Tamam. Tam bilgi oturmuş olsun insan algılayabilsin. Nefsi emmare. Bunu letaifi kalp, Türker Bey. İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki bir insanın kök kişilikte problem varsa yani kök toprak demektir. Bu çakralardan bahsetmiyoruz toprak demektir. Nefsi emmarda problem varsa psikolojik ve ruhsal sorunları vardır. Hayat merkezini oluşturamaz. Anne baba arasında negatif durumlar oluşur. Stres, kontrol edemeyen kilo artışı, dini konulara karşı isteksizlik, korku, endişe, kavga, çin, küslük, geçmişten kopamayan düşünceler hiçbir işte dikiş tutamaz. Nevsi de kökte bir problem varsa diyor bu insanlarda bu problem vardır. Ne yapması ne yapması gerektiğini söylüyor. Bu insanlar mutlaka diyor bir sandal ağacı yağı kullanacak. Ne harici? Sandal ağacı yağı. Ha, sandal ağacı. Yağı. Nereye kullanacak? Diz kapaklarına, dirseklerine, <laughs> kulak memesi arkasına, el bileklerine. 30 günlük terkip. Yani psikolojik ruhsal sorunu olan, korku ve endişesi olan, hayat merkezine oluşturamayan, kavga ve kin problemi olan, Anne babası negatif problemi olan, travmaları olan, travmaya kadar anlatıyor. Anne baba arasında ne ilişkimi ona kadar anlatıyor. Bu problemi olan bir insan diyor, sandal ağacı yağı kullanacak, söylediğim yerlere mutlaka ve mutlaka diyor, şu Ara suresi 80. ayeti diyor, en az 21 defa okuyacak. Ve bu insan diyor, mutlaka diyor, sol bileğinde akik ve ametist taşı olacak. Neden akik ve ametist taşı? Akik taşı diyor, bu insanın psikolojik sorunlarını rahatlatır, ama test ediyor kendisi bulmasını sağlar. Bu problem varsa bunu giderecek. İkincisi ne? Nefsi Bu da ruhu simgeliyor. Rüya anlattınız ya. Hı. Rüyalarında sırrı öğrenmek istiyorsan işte bu da cinsiyete bahseden insanın halini yansıtır. Hamilelikte düşük. Madde ve alkol bağımlılığı. Çocuklukta ve ergenlikte taciz travmaları. Fiziksel ve cinsel kötü darplar. Anksiyete bozukluğu. Bunu anksiyete olarak nasıl anlatıyor biliyor musun? Bir insan diyor aklı diyor hep gerideyse yani geçmiş takılı alıyorsa o insan diyor önünü göremez. Gelecekle ilgili kaygısı olur diyor. Tövbe etmez hep kendini suçlar. Kıyamet suresinde geçer. Nefsini kınayana yemin olsun ki. Hı. Kendini kınamayacaksın. Kendini suçlamayacaksın. Nefsiyle devam eden bahsediyoruz. Allah ne bahsediyor Nis Nur suresinde? Onlar diyor hata yapar. Yaptığı hatalardan pişman olur. Tövbeler Rabbinin makfiyet sahiptir Yani kendi nefsini kınamayacaksın. Evet. Kıyamet süresinde geçer. Kendi nefsinde kınana yemin olsun ki. Biyolojik hastalıklara sahip olur. Kendi işi, kendini iş, kendini işe yaramaz görür. Bu insanlarda diyor endokrin problemi olur. Doğum problemi olur. Fiziksel dinsel problem problemi olur diyor. Ne yapacak bu insan diyor. Üç tane zeytine bir tane incir ediyor. Meryem suresini okuyacak. Allah Allah. Şimdi ne alaka? Diyor ki tin ruh demektir. Allah tin suresinde zeytine ve incire ediyor diyor. Tin ruh demektir diyor. Nefsi levamede ruhu temsil eder diyor. Zeytin diyor Allah'ın tekniğini yansıtır. Bilini yansıtır diyor. İncir ise diyor tanecikleri diyor dünyayı insanları yansıtır diyor. Çoğalmanın sebep, sebep olur diyor. Meryem suresinde de diyor? Yine cinsiyeti biz Meryem'in rahmine bir nur attık oradan İsa yarattık diyor ya. Bu insanlar diyor düşük problemi, çocuk olma bu problemi, anksiyete bozuklukları, madde ve alkol bağımları gider diyor. Tamamen gider. Bakın ilme bakın. Sadece bunu anlatmıyor. Devamını anlatıyor. Yani çok acayip bir kitaptır. Diyor ki okuyalım size. Tabii tabii. Ee, Orada... müsaade, müsaade varsa. Estağfurullah hocam. Şimdi ıspanakla ilgili yemekle ilgili söylüyor. Şimdi nefsi devamıdır. Yani ne yemek yiyeceğimize bile söylemiş evet, kitapta. Ispanak diyor ki birinci derece soğuk ve rutubetlidir. Soğuk ve rutubetlidir demek biliyor musun Türker Bey? Mizaca zarar verir demektir yani şimdi buraya dikkat hmm. mizacı soğutur diyor bir insanın mizacı soğuyorsa çok şikayet etmeye başlar çok şikayet etmeye başlayan her halini anlatmaya başlar her halini anlatan değersizleşir değersizleşen insan bereket problemi yaşar vay be o zaman diyor ki mizacı soğuyan varsa çok şikayet eden varsa ıspanak edileceksin diyor ıspanak edileceksin devamında sıcak ve kuru olan akciğere ve göğse faydalıdır diyor bakın. Göğüs diyoruz değil mi? Timus besi iman tahtası. İki göğüs kafesinin arasında bir kemik var. Bu esnemezse vesvese evham olmaya başlar ve çok şikayet eder. Çünkü beyne doğru oksijen gitmiyor. Ne anlatıyor? Bir dakika bu da ilginç bir şeymiş. İki göğüs arasında bir kemik vardır. Bu, nefes aldığında bu kemik esnemezse iman tahtası vesveseye sebep olur. Dini konulara karşı acabaya düşersin. Bu da yetmemiş gibi obsesif kompozit bozukluklar, takıntı hastalıkları burada olur. Hani bir şöyle yaparız ya, ah bir olay şaşırırız. Bu aslında çok yararlı bir şey biliyor musun? Beyne doğru oksijen gittiği için olayı sana beyin direktman bilgi veriyor. Diyor ki doğru bilgiyi anladın diyor. Esnemesi için ne yapacağız? İşte diyor ki ıspanak yiyecek diyor. Ve bu insan diyor aynı zamanda diyor en az 10 dakika su sesi dinleyecek. Su sesi dinlerken diyor ya kavuyor diyor. Burnundan iki nefes alacak yumruk sıkacak. Ağzına bir nefes alıp bırakacak diyor. 10 dakika boyunca. Ya kavuyor diyecek su sesi dinleyecek. Niye su sesi, su sesi biliyor musunuz? Bu iki göz kafesindeki kemik esnemediği zaman iki tane su odacığı varmış yüzümüzde. Birisi devamlılık, diğeri bağımlılık. Bir insan diyor obsesif kompulsif bozukluğu seviyor devamlılık diyor. Beyinde sürekli tekrar etmesi gerektiği emri duyar diyor. Eğer diyor bir insan alkol madde bağımlısı diyor bu bağımlılık diyor. Yüzü su kapaları diyor. Sen diyor iki, burnundan iki nefes aldığında diyor su odacıklarını hareketlendiriyorsun. Su sesi dinlerken diyor vücudun yüzde yetmiş olan suda diyor titreşim oluşturuyor diyor. Hayata olan her şey sudan yarattık. İnsan vücudundaki su diyor titreşimdir. Eğer diyor bunu hareketlendirmezsen bütün endokrinsel problemleri yaşarsın. Şimdi iki nefes aldık yumruk sıktık ya Türker Bey. Yumruğu niye sıkıyorsunuz biliyor musunuz? Merkezde kalmak için. Anda kalmak için. İnsanın diyor avuç içi kaderidir. İnsan diyor kaderine sahip olmak için diyor eline tutması lazım. Eğer diyor kendi kaderini, kendi rızkını eline tutmazsa başkalarıyla ilgili rol değişikliği yap yapar. Ne olur bu? Türker Bey benim babam olsun. Ben de oğlu olayım. Ben babama babalık yapmaya başlarım. Rol değişikliğine başlarım. Yani ben kendi rızkımı, kendi basiyetimi kapatmış bulurum. Ya da annem annesine annelik yapmaya başlar. Devamlı ediyor. Çok iyi anlatıyorsun hocam. Devamlı ediyor. Bel ve sırttaki kan ağrılarını giderir. Ispanak. Ispanak. Peki ıspanağı yumurtalı yapanlar var. İbrahim Akkaz'ın diyor ki ıspanağı yumurta atan zehir yer. Hayda. En çok yapılan şeylerden biri. En büyük hatalardan bir tanesi. Zehir yer diyor. Şimdi burada yumurtalı. Bir ne... tane de örnek versene hocam. Onlar bir tane daha var. vereyim. Neyden vereyim? Yumurtadan örnek verelim. Verin. En iyisi yağ içinde yarı pişirilen tavuk yumurtasının sarısıdır en faydalısı taze olan yumurtadır. Sarısı hararete, beyazı soğukluğa daha meyillidir. Yumurtasın, yumurtanın sarısını çok yiyen keder sahibi olur diyor. Hararetli olur. Her şeye atlar. Karşıdaki konuşur konuşur o dinlemez. Çünkü duymaz o anlatmaya başlar. Çok yumurtanın sarısı zararlıdır. Beyazı diyor soğukluğa daha meyillidir. Çok da yumurtanın beyazını yiyen insan diyor mizacı soğur. İkisi de rutubetli faydalıdır diyor. Ölçülü yersen ikisi aynı anda. Beyazı Yüze sürülürse güneşin etkisine ve ateşin sıcaklığına engel olur. Hani biz denize giderken şey gidiyoruz ya bu güneş kremleri kullanıyoruz. İçinde sentetik maddeler var, jelatinler var. Ya İbrahim Hakk'ın diyor ki kardeşim diyor denize gittin güneş yanından mı korkuyorsun? Gel diyor beyazını sür. Beyazını sür diyor asla adı yanı yanmaz. Yumurtanın beyazı. Devamında sarısı bal ile karıştırılıp yüzdeki sivilcelere sürülürse sivilce problemi giderir karaciğer problemi olanlarla ilgili. Ben hocam. Evet. Karaciğer sitesi yükler biliyorsunuz. Karaciğer sitesi yükleme başladığı zaman öfkeyi kodlar. Öfke kodlamaya başladığı zaman ne oluyor? Yüzde sivilceler başlıyor. Yani akneler ortaya çıkmaya başlıyor. Benim şekere bağlı biraz işte. İnsülinle bağlı. Evet, Beyazı göz ağrılarına, boğaz sertliğine, ses kesilmesine, nefes darlığına, öksürüğe ve kanın havalanmasına sebep olur diyor. Yani şunu söylüyor diyor ki. Burada örnek veriyor. Yumurtanın beyazını nasıl kullanacağız? Çok öksürük problemi var. Şimdi salgın öksürük problemi var ya. Yapsınlar. Bakın nasıl şifa olacak. Ben 4 günden be çok çok rahatsızdım. Bunu okudum. Daha yeni gördüm. Diyor ki tereyağını kaynatacak. Tereyağını diyor eritecek bir cezvede. Erittiği tereyağı diyor pekmezin üstüne dökecek. İçine diyor 3-4 damla diyor limon sıkacak. Bir kaşık da diyor yumurtanın beyazını sürük olacak. Bunu diyor ılıkken diyor yiyecek. Bir çay kaşığı ya da bir tatlı kaşığı. Bunu yedikten sonra 5 dakika sonra da ılık su içecek. Fıtratı mizacı atlatacak. O insan diyor bunu 5 gün üstü yapsın. Öksürük, grip, salgın, kemik ağrıları, baş ağrısı, bel ağrısı, boyun ağrısı problemini giderir. Bunun yanında diyor kiraz sapı kaynatıp akşam yatmadan içerse diyor kemik ağrısı ve adetlerde düzensizlik olan adet ağrısı olanları keser diyor. Hepsini anlatıyor yani derya deniz Peki ya sonra. metafizikten normal yiyeceğimiz her yiyeceğimiz şey. her şey. bakın şimdi diyor ki bir insanın onun problem varsa diyor bilgi akışı zayıflığı vardır. Yani kabul mekanizması zayıftır. O insan ne anlatır sanat anlat, narsisttir. Kabul etmez. Mizaç kayması oluşur. Balgamisi saframiye dönüşür. Mizaç kaymaya başladığı zaman fıtrat zarar görmeye başlar. Fıtrat zarar görmez aslında da fıtratına fıtratın adamın iyi bir hali vardır. Dersek ya onun ona çürüttü bu adam nasıl bu hale geldi? Mizacı kaydı o çocuğun işte. Ve diyor ki nazar ve yıldız düştü çok olur. En çok bundan herkes soruyor. Yıldız düşü yıldızım çok düşük. Üçüncü yayını Marifet Namede yıldız düştü ve nazarla ilgili konu işleyeceğiz. Hepimiz yıldız düştü ne biliyoruz? Evet. Yıldız düştü ne diyoruz? İnsanların nazar çekmek biliyoruz değil mi? Evet. O ikinci konu aslında. Öyle yıldız düştü ne demek biliyor musun? Kalbin nazarı var ya avra dediğimiz. Kalbin nazarı yani basiretsizlik demektir. İşleri yarım kalan, her işi son dakikada bozulan, elindeki para çabuk gidiyorsa, o insanla çok hastalığı uzuyorsa yıldızı düşüktür. Yani o nasıl insan... yenecek onu? Onu üçüncü, üçüncü programa. Evet, üçüncü programa. Diyor ki devamında. Göbek kayması oluşur. Göbek kayması bilir misiniz? Evet. Büyük beladır. Eskiden çok yani bilirdik ailelerde falan evet. herkes. Ama şimdi kimse Biz yapmıyor. Instagram'da bunu eğitim verdik. Göbek kaldırma eğitim verdik. Biz e, ocaklık bizde ocaklık olduğu için göbek kaldırma, korku alma, yel alma şimdi metafizikçiliğim zaman insanlar bizi şöyle tanıyor. Sadece mu bir musahihilere ulaşıyor. Göbeği düşük olan insanlar geliyor. Korkusu olan insan geliyor, aklı gölgelenmiş insan geliyor. Yılancık diye bir şey vardı, çok büyük beladır. O ne? Yılancık. Yılancık değil biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz sen buyuruyor ki, iki türlü göz vardır. Bir insan gözü öldürür, iki cin gözü yıldız düşürür. Yıldız düşüklü cinli sana bakması. Yani musallat olamadığı için sana nazar etmesidir. İşte bu da kötü enerji bırakıyor. Yılancık dediğimiz bedendeki yaralar, geçmek geçmeyen yaralar, sihirler. Bunlar yılancıktır. Biz bunu bıçakla keseriz Türker Bey. Bıçağın tersiyle kesilir bu. Duaları vardır bunun. Kırmızı bez parçası koyarsın ki bıçağı keser. Kırmızı bez parça çok önemlidir. Göbek düşüklüğü göbek neden düşü olur? Göbek düşüklüğü olur biliyor musun? Korkudan olur. Göbek düşüklüğü. Korku ve çok fazla gece uykuda sıçlayan ve diz da olur. Yani eskiden hani 90'larda diyeyim. Evet. Çocuklarda falan olur. Aileler evet. işte birini çağırır. Evet. Ama mesela ona unutuldu o sistemler artık. Şu an ben bir, bir şey söyleyeyim mi? Gelen alanımızın yarısı... Ee, anksiyete problemi olanlarda göbek düşüklüğü Bakın anksiyete problemi olan insan geçmişe takılı kalıp gelecekte kaygısı olan insanda göbek düşüklüğü vardır. Göbek düşüklüğü tıp 15 yıldır artık tedavisini uygulanıyor. Tıp bu zaman hiç kabul etmiyordu. Şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Göbek düşüklüğü ne Göbek deliğinin bulunduğu yerde yuvarlak bir su torbası vardır. O su torbası kaydığı zaman çok ciddi ağrı verir karnına. Aşırı ishal, yeme iştah kesilmesi, çabuk enerjinin düşmesi, ani çıkışlar, diş sıkmalar, yüksek sese karşı hassasiyet. Bu varsa göbeğin atmıyordur. Nasıl anlayacaksın? Parmağını koyuyorsun göbekten içine. Atıyorsa problem yok. Atmıyorsa bir göbeğe kaçmıştır. Nerede olduğuna bakacaksın. Nereye kaçmış? Kaçtığını buldun mu Türker Bey? Sen kaldırmayı bilmiyorsa çok basit bir şey vardır. Sol işaret parmağını göbeğine koyuyorsun. Bir bardak suya bir tane iğne atıyorsun. Sağ işaret parmağına bu suya koyuyorsun. 41 Fatiha, bir kalem suresi 51. ayet. Sonra bu su içiyorsun. İşitten sonra sırt üstü yatırıyor birisi sizi. Ayaklarınızı kırıyorsunuz. O atmayan yere parmağınızı şu şekilde koyuyorsunuz Türker Bey. Tamam mı? Hı hı. Hafif sarı kantolon yağıyla şöyle aşağı doğru sıvazlısı karnı. Elinle çeviriyorsun. Büyük bir kere yukarı doğru ittiriyorsun. Küt tık tık, tık 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 atmaya başlıyor ondan sonra. Çok basit. Hayat kurtarır. Bugün tıp bile göbeği çok düşen insanlara kesecik dikiyor. 10 yıldır bu, bunun ameliyatı var. Bir tane daha örnek verelim. Bir tane daha ver sonra Kırklar Meclisi'ne geçelim hocam. Kırklar Meclisi mi atalım? Evet. Ya da üçüncüye mi bırakalım? Kırkları mı? Evet. Biraz girizgah tamam, gireyim, Tamam olur. Şimdi bir tane daha anlatalım. Neyi anlatalım? Neyi anlatalım? Ne soğan. Hı, neymiş hocam? Kar kavun, karpuz, soğan. Kavun birinci derecede ısıtıcıdır. Hızlı safraya dönüşür. Onu sirkeye de balla yemek zorundasın. Kavunu tek başına yemeyin diyor. Aşırı derecede diyor korkak olursun. Aa. Kavunun yanında diyor ya bal ya sirke yiyeceksin. Ama gerçekten de şöyle bir şey var. Peynirle ilgili de aynısı söylüyor. Peyniri alıp da diyor bazı insanlar var ya peyniri aldığı gibi yiyor. Peyniri cevizsiz yiyen, tek başına yiyen keder sahibi olur diyor. Onun ruhu diyor beladan, kederden kurtulmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu söylüyor. Hadis-i şerif. Bunu ilk kez duydum. Bakın peyniri tek başına yemek insana keder verir. Peynirin yanında mutlaka mutlaka e, bir şey olması lazım. Ekmek, zeytin tek başına peynir keder sahibi yapar. Hatta diyor ki Peyniri diyor cevizle beraber yersen diyor Uğutkanlık sorun gider. Bir de diyor onun üstüne diyor, çörek otu koyarsan çörek otu yağı asla diyor ve asla okulun unutmasın. unutmazsın. Ben söylemiyorum. Diyor ama söylüyor. Karpuz ikinci derece rutubet vericidir. Rutubet verici ne demek biliyor musunuz? Evham, obsesif kompozit bozukluğu giderir diyor. Ve soğutucudur. Bedeni kirden temizler, idrarı çoğaltır mesane ve böbreklerde oluşan taşları düşürür. Bu böbreklerde taşlar ve kumlar için gidiyorsunuz bira alkol yani e, ne der ona? Mayalanmış. Mayalanmış. bir şey içiyorsunuz ki haramdan şifa aramayın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşim karpuz suyu yani karpuz suyu içinde kabuğu kabuğunu ezin karpuz suyuyla kabuğunu için böbreklere taş ya da kum varsa anında söker. Bu da yapılmış bir şey. Bunlar yıllardır insanlara uygulanmış. İnsanlar bunlardan şifa bulmuş. Bunlar Sirtillo'dan başlayıp Urfa'da, Mardin'de, Antep'te bunlarla ilgili eğitim almış birçok müfessir alim var. Devamını diyor ki... Karpuzunu tek başına yemeyeceksin, yemekle yiyeceksin diyor. Yemekle karpuzu yersen diyor, idrar yollarını temizler, vücuttaki bütün kirleri döker. O yemek diyor sana bereket verir. Son olarak da soğan. Şu soğanı söyleyelim. Soğan için diyor ki ikinci derecede kurtucudur, üçüncü derecede ısıtıcıdır. Ayrıştırıcı, kesici yumuşatıcı ve acıcıdır. Yani yumuşatır, yumuşatır diyor insanı, rahatlatır diyor. Damarlarında ve ağzında ağzını açar diyor, kuvvetlendirir. Kuvvetli yüzü kızartır diyor, ateşi arttırabilir diyor. Tuz ile sihir, sihir söker. Şu parmakların üzerine böyle evet. E, olur. Evet. Benim çocukken vardı. Evet. Sihirleri ne yapıyorsunuz? Tam soğanın zarını alıyorsunuz, iyice tuzluyorsunuz. Mümkünse kaya tuzu. Tuzladıktan sonra hemen odi indi yağı. Peygamber Efendimiz çok övdü yağı. Odi indi yağı daha sınırlık sahibi olur. Hadis var. Odi indi yağı, parmağını diyor, gezdireceksin. Gezdirirken diyor, hemen diyor, Ya şafi, Rabbi esir, ve la tuhasir, Rabbi temmim, bilayir. 41 defa. 41 defada da Kadir Suresi, koyuyorsun üstüne, bağlıyorsun, 3 güneş görmeyecek, 3 gün kalacak. Tık, sihir alını tık dışarı. İbrahim Hakkı Efendi söylüyor. Kırklar mı evet. Alacağım. Şimdi üçler, yediler, kırklar. Bunlar kim? Kutbul Hattab. Yine Marifet Namenin ve İbn-i Arabi Hazretleri'nin anlattığı öğretiden gideceğim. Kutbul Hattablar. Kırkların en başıdır Türker Bey. Kutbul Hattab kimlerdir? Bildiğimiz zatları söyleyeceğim. Ladikli Ahmet Ağa. Bir Kutbul Hattab'dır. Kırklar Sultan. Beykoz'da Kırtlar Sultan vardır evet, kabri. Peygamber ve sülalesinden gelir. Keşife edilir. İnsanların kalbinden geçen niyetleri okur. Şimdi dersin ki kalpleri ancak Allah bilir. Amenle ve saddakla. Hani demiştik ya Allah insanların kalbine de ilham verir. Başka bir insan için. Hani dersiniz ya ben hissediyorum bu adam yanlış yapacak o adam yanlış yapar. İşte onun kalbindeki o sıkıntılı hali Allah sana hissettirdi. Çünkü kullarına rahmet edenler seni vasıta eder. Bir de Abdülkadir Gelen Hazretleri. Sakaleyn Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de 40'lardandır. Deniz'in ehlidir. Deniz ehlidir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri aynı zamanda Hızır Aleyhisselam'la da çok görüşür. Çok görüştüğü içinde kendisinin bir duası vardır. Bana Fatiha okuyan denizde boğulmasın diye. Bir duası vardır. Bu duayı etmesinin sebebi Yuhşah Hazretleri ile Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin arasında yılda iki zühre vaktinde İlyas Aleyhisselam ve Hızır Aleyhisselam görüşür. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri de buna şahit olduğu için Hızır Aleyhisselam da insanlara yardım ettiği için kendisine Fatiha okuduğunda denizde boğulmaması için Hızır'la anlaşması vardır. Bunlar kırklardandır. Kutbul Hattab kimdir? Sevk ve idare eden sorumludur. Bunlar salih salih zatlardır. Veli kullardır. Lakapları hayırlılır. Hayırlılar denir. Kırkların lakapları hayırlılar denir. Kimisi kırklara kadın diye söyler. O başka bir kırklardır. Devletin içinde de vardır. Devlette de 19 kişi vardır. Hani böyle derin devlet falan diyoruz ya. İşte onlarda da mesela e, 19 kişidir onlar. Onlarda da ak saçlı denir. Ak saçlılar kadınlarda oluşur. Ak sakallar erkeklerden. Onu da karıştırıyorlar. Hocam bunu başka bir video yapalım. Bu da güzel. Devletin esası vardır. Devletin asıl devleti yöneten 19 kişi vardır. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu gelir. Hidil Fudul. Hidil Fudul'dan Kanuni Sultan Süleyman zamanına Abdülhamit dönemine, Atölye dönemine kadar gider. Kuvayi Milliye dayanır. 19 kişilerdir, artı 19 kişilerdir. Ak saçlara kadınlar denir. Ülkede e, misva ailesine selam olsun. 19 onlardır. Sultan Demir Canlılara selam olsun. Diğer 19'ları da ak saçlar erkekler denir. 19 kadın toplumda psikolojik ve sosyolojik durumları belirlerler. 19 erkekte de uluslararası ülkenin topraklarını geliştirmek için menfaatlerde asray, askeri bürokratları yönetirler. Devletle hükümeti karıştırıyor bir millet. Çok karıştırıyor. Devletle istihbaratı karıştırıyor. İstihbarat, hükümet bunlar bir kurumdur. Devlet her şeydir. O yüzden bunu bilmek lazım. Bu Kırklar Meclisi de e, Türker Bey Allah'a karşı muhabbetlerinde çok samimi insanlardır. Bunlar vefat ederse eğer, bunlardan bir tanesi vefat ettiğinde bu kırklar meclisi toplanır, bir kişiyi seçerler. Bunu seçerken de nasıl yaparlar? Ya rabıtayla ya istihareyle. İkisi de rüya hali oluyor. Rüya halinde Allah bir şekilde onları bildirir. Bir rivayete göre, bu rivayet sahi olduğunu bulduk. Hazreti Ali Irak'tayken Şam halkından bahsediliyor. Hazreti Ali diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki, ebdallar kırk kişidir. Kırklara denir. Ebdallar 40 kişi olup Şam'da ikamet ederler. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da onun ismine Hidul Fudul denir. İnternete girip anlaşma yaparsınız. Hidul Fudul nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir topluluk vardır bunlar. 40, kişilerdir. Şam'da buluşurlar. Ondan sonra Mekke'ye gelirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem da haberdar olur. Bu meclisi kim olduğunu bakmaya gider. Müşrikler tarafından mı olduk diye. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 40 kişi topluluğa siz ne yap iş yapıyorsunuz ne sorarlar. Bunların ismi Ebdallar, hayırlılar. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi onları isim olarak Hidir fudul diye koymuştur. Ve bunlar Peygamber Efendimiz Sallallahu der ki genel sorumlar biz insanların iaşesini, gizli olarak kapıların ekmeğini, suyunu, onların arasında çıkacak sıkıntılı hallerini bazı deprem hallerinde biz halaka kurup dua ederiz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Hazretleri diyor ki, ebdallar diyor 40 kişilerdir, onlar Hidir Fudullulardır. Ben onları çok hayırlı gördüm. Hmm. Ve Hazreti Ali de burada kaynak. Zaten farkındaysanız Kaynağı Marifet Ahmet'e aldım. Marifet Name alıyor kaynağı? Hazreti Ali'den. İlmi kapısında. Zaten bu ilimlerin hepsi Hazreti Ali'den geliyor değil mi Selman hocam? Selman-ı evet. Şimdi. Son 1-2 dakikamız olsun hocam. Tamam. diyor ki, Abdallar 40 kişi olup Şam'da ikamet eder diyor. Bunu da hid Revasiler, 40'lar yani üçler vardır. Üçlere revasi denir. Revasiler dağlar anlamına gelir. Deprem zamanlarında insanların göçük altında kaldığında ya da sel zamanında o esna, o insanları görünürler. Hatay bölgesinde depremde bir kişi, ben bir kişi gördüm, beni yedirdi, diye söylemleri vardır. Evet, çok Hatta oldu, annem depremde. geldi, bana kardeşim yeni gösterler. İşte bunlar revasilerdir. Bunlar gelirler, dağ, dağlar bunlar, dağlarda bulunurlar bunlar. Bunlar gelirler, felaket dönemlerinde, yani doğa olayında sıkıntı yaşayan insanlar gelirler, gelirler yedirler, içilirler. Revasiler. Bunlar üçlerdir. Yedilere evdatlar denir. Bunlara direklerdir. Evdatlar da bu havvas ilmi, metafizik ilmini öğrenen insanlara gelirler. Bunlar sahtekar mı değil mi diye işaretlerler. Ona göre de hüddamlara hadimleri bildirirler. Müslüman cinlere haber verirler. Bu, bu insanlar sizin kabilenizden, sizin ırk, cinsinizden kafirlerle iltifata geçecek. İnsanları kaldıracak derler. Bu hukkabazlık yapanlar hep sonu kötü olmuştur. Hep bir de ayak ağrısı çekmiştir. Çünkü evdatlar, evdatlar genellikle direkt diye geçer ya. Hı hı. İnsan direkleri ayağıdır. Ayaklarına bayağı bir sopa atarlar. O kabazlara. Şimdi iki şey anlatacağım. Sufiler, ocakçılar darda kaldığı zaman bu kırklar meclisinden yedilere dua ederler. Bunlar da kutbul haddabların altında olanlardır. Esma-i ilahiyle mahsar olup kutbul haddablar duaya durmaya başladılar. Yani bir insan manevi olarak yolculuk yaptığında ilmi öğrendiğinde önce yedilere yani kime giderler? Burada er, revasilere dua ederler. Revasiler de kutbül haddaba başa, gavsa gider. Gavs da görev dağılımı yapar. Burada Esma Lüsson, Hüddam ve Hadimleri de beraberlerdiler. Allah'a secde ederler. İdris peygamberin ilmini çok iyi bildiler. Nedir o ilim? Dikiş dikmeyi. İnsanların ruhları dikerler. Kendini bulamayan, kendini kaybetmiş, bulmak için çaba gösteren insanların ruhunu dikerler. İdis Peygamber diğer bir ilmi neydi? Astroloji ve astronomi. Dünyada mezara olmayan ikinci peygamber biliyorsunuz. İdis peygamber. Azrail Selim vasıtasıyla cennete gitti. Azrail Selim'le arkadaşlık yapmıştır. İdis peygamber. Cennete giriyor. Ben diyor bu cennetten çıkmayacağım. Azrail Selim diyor ki, Rabbim diyor İdis kulun diyor. Ayet bu arada tefsir ediyorum. Ya diyor, İdris kulun diyor, görmek istedi, sen de izin verdin, getirdim, çık dediğim ama çıkmıyor. Tutuş bakalım ona, kapış dedi diyor. Allah diyor, tutuş bakalım diyor İdris'le. Ne gerekçesi var mı diyor cennete çıkmaması için? İdris peygamber adres, Allah'ın o şeyini duyuyor ve İdris peygamber diyor ki, adres senin diyor buradan çıkmamak için ne gerekçen var? Bir diyor, ben peygamber de olsa, nebi de olsa diyor, bir kere olsun cehennemi görecek mi? Görecek diyor. Ben senin vasıtasınla diyor, cehennemi gördün mü diyor, çünkü saat köprüsü üstüne kuruldu. Azrail Selam'a diyor ki önce bana bir cehennemi göster diyor. E, ee, Evet diyor. Ben diyor senin vasıtan diyor bir kere öldüm Allah'ın izniyle dirildim mi diyor. İdris Peygamber Azrail Selam 10 gün yolculuk yapmışlardır. İdris Peygamber Azrail diyor ki Allah'ın izniyle diyor ruhumu bedenimi ayırsan. Sonra diyor bana ruhumu geri yade diyor. Ben diyor bu ölümün acısını diyor anlasam da diyor Allah'ta korkum varsın. Azrail Selam diyor ki sen iyi bir şey istiyorsun diyor. Bakın ben hikaye anlatmıyorum ayeti tefsir ediyorum. Yalan diyenler Allah muhafaza kafir olmakla tehdit edilir. Allah izin veriyor. İdris peygamberin ruhunu Azrail sen bedeninden ayırıyor. Allah yine izin veriyor iade ediyor. İdris peygamber ayılıyor. Nasıl buldun diyor ölümü Azrail selam. Bir koyunun diyor derisini canlı canlı yüzme kadar bana acı verdi. O kadar da ayetlerde muhatap oldum diyor. Çok acı verdi diyor. Ben de bir kere öldüm öldüm. Bir ölen bir daha öldürülecek diye bir ayet var mı diyor. Yok diyor. Ben şimdi neredeyim diyor. Cennetteyim diyor. Peki diyor cennet ehli cennetten çıkarılmayacaktır diye ayet var mıdır diyor. Vardır diyor. Biz bu ayetin sonunda da sadakallahul azim, muhakkak Allah'a doğru söyle dedi mi diyor. Evet. diyor. Ben de cehet diyor, burada kaldım. Azze az az hiçbir şey anlamıyor. Ne Rabbi diyor, böyle böyle söylüyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle. Ben diyor, ezeli ve ebedi ilminde senin vasıtında İdris kulum diyor, seni mağlup ederek bu şekilde cehete gideceğini karara bağlamıştım. Hı. Ve İdris peygamber dünyada mezarı yoktur. Kırklar, üçler, yediler, bunların hepsi dağlar ve direklerdir. İnsanların içlerinde gezerler. İnsanlara yardım ederler sahtekar olan insanlara bu felekler ilmiyle, bu metafizik ilmiyle, havvas ilmiyle insanlara zarar verecek ilimlerle meşgul olan, kafir olan cinlerle matale bir yapan insanları da işaretlerler. İşaretlen kişiler de evdatlardır Türker Bey. Hiç anlamaz o insan. Haberlerde görürüz intihar etmiş aslında evdatı onu alır pencere aşağı atar. Müslüman zarar veriyordur. Kırklar ve yediler, üçler dünyada Allah'ın izni olmadan hiçbir şey yapamazlar. Ve onlar keşif ehlidir. Ve bunların içinde Zülkarne Aleyhisselam da vardır. Zülkarne, Zülkarne Aleyhisselam'ı Aleyhisselam konuşacaktık evet. vakit yetmedi. evet yani. Üçüncüye Zülkarne Aleyhisselam'ı da konuşmuş oluruz. Kırkları da böyle kısaca anlatmış olalım. İnşallah insanların bir bilgisi olmuş olur. İnşallah. Tabii ki daha geniş bir bilgisi var ama... E, en anlaşılır net bir şekilde... Üçleri, yedileri, kırkları var mıdır yok mudur sorusuna... Zaten Kev Suresinde Zülkarne ile ilgili... Allah bildiriyor. Abdülkadir Gelen'e Hazreti Sakarya ile ilgili birçok müfessel bildiriyor. Hızır Aleyhisselam hepimiz biliyoruz. Aziz Mahmut da hepimiz biliyoruz. Nadik Ahmet Efendi'yi dünya biliyor. O yüzden bunlar vardır yoktur. Tabii ki bu anlattığımızın hepsi iman etmiş Amentun'un şartlarına inanmışlara. Evet. İnanmayana sorun Tabii yok. Inanmayana. Sorun yok. Bunu bir şey de. Bu şekilde almış <laughs> olalım. Ee, ama üçüncü bölümü o zaman yapalım. Devam edelim çünkü daha çok anlatacak şey var. Bunu bir 6-7 bölüme yeriz inşallah. Evet bu marifetnameyi böyle çok iyi bir eseri iyi anlamak lazım herhalde. Tabii. tabii. Ee, efendim. Elhamdülillah. Ramazan Tolga yol yapan hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yine hayırınızı Allah kabul etsin. Hepimizin bu ilimdir, inşallah. hayırdır. Rabbim de anlamayı, idrak etmeyi kalbine yerleştirmesi besin dinleyenlere. Amin. Amin. Ee, canlı yayını alacağız Ramazan Hoca'yı. Onu takip edin mutlaka. Perşembe akşamı. Ee, yanı sıra... Marifetname'yi anlatmaya YouTube'da böyle uzun uzun videolarla devam edeceğiz. Hoca o kadar iyi anlatıyor ki zaten e, hiç araya bile girmeye gerek kalmıyor. E, o yüzden bunu 3-4-5 devam edelim. İnşallah. Anlatacak çok şey var. Videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı mutlaka yazın. Beğenmeyi unutmayın. Ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok öne çıkıyoruz. Ve abone olmayı. 740 binde kaldık. 741 bin yapalım bunu artık. İnşallah diyelim ve görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı seneler tekrardan. Bu yeni yılın İlk programında karşınıza geldik. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.